Herkese tekrar merhabalar. Evet sevgili 8'ler LGS temponuz başladı. Bu sene sizin için biraz daha zorlu ve yoğun tempolu geçecek bir sene olacak. Bu sebeple şimdiden artık çalışmalarınızı hızlandırıp eksik konu anlatımlarınızı tamamlamaya çalışırsanız sene içerisinde gerçekten çok rahatlarsınız, çok kolaylaştırırsınız işinizi ve tabii akabinde de bol bol soru çözümüyle pekiştirerek sınavdan çok iyi puanlar alıp çok güzel liseler kazanabilirsiniz. Sene başından sıkı tutarsanız arkadaşlar sene sonuna kadar hiçbir gevşeklik ve hani atalet duygusuna müsaade etmeden yoğun çalışabilirseniz gerçekten bu seneyi çok rahat atlatırsınız. Aslında korkulduğu kadar yoğun ve yorucu geçecek bir süreç değil kesinlikle. Çok da gözünüzde büyütmeyin. Bunu çok hayatınızın meselesiymiş gibi bir hale getirmenize gerek yok. Adım adım küçük küçük çalışarak gerçekten istikrarlı az az ama düzenli çalışırsanız konuların hepsi yetişir. Zamanında öğrenmeye gayret gösterin ve bizi bu sene gerçekten takipte kalın. Biz sizler için çok faydalı videolar paylaşacağız. Bugün yine bir konu anlatım videomuzla beraber As sadece konu anlatımı olmayacak biliyorsunuz. Konu anlatım içerikli soru çözümü videomuza hemen başlıyorum. Çarpanlar ve katlar konusu. Bu konuyu iyi öğrenebilmek için arkadaşlar hani e çarpanın aynı zamanda bölün olduğunu asal çarpanın asal bölünün ne demek olduğunu ebob ekok kavramlarını ve soru çözüm Hangi püf noktaları dikkat etmemiz gerektiğini detaylarıyla üzerinde durarak anlatmaya çalışacağım. Hemen ilk örneğimle başlıyorum. Bir doğal sayının birden fazla doğal sayının çarpanı şeklinde yazılabildiğini biliyor muydunuz demiş. Ne demek istemiş? Mesela 25 e örnek vermiş. 25 için arkadaşlar biz bir kere 25 çarpanlarını da kullanabiliriz ama istersek 5 kere 5 çarpanını da kullanabiliriz. Bu da birin 5'in ve 25'in bana 25'in çarpanları olduğunu gösterir. Demek ki aslında çarpan ve bölen aynı şey. Yani ben buraya not olarak yazacak olursam çarpan eşittir bölen demek. Hocam ne alaka? Neden diyecek olursanız eğer çünkü ben 25'i bir kere 25 olarak yazabiliyorsam, 25'i 1 ile çarparak bulabiliyorsam aynı zamanda 25'i 1'e bölerek de 25'i bulabilirim. Ya da 25'i 5'e bölerek de 25'i bulabilirim. Bu da bu sayıların her birinin aynı zamanda çarpan ve bölen olduğunu gösterir. 25'in hem çarpanları hem de bölenleri 1, 5 ve 25'tir. Mesela 12 gibi. 1 kere 12 ya da sırasıyla bir artma, bir azalma şekline giderseniz Sayıları karıştırmadan ve arada çarpan atlamadan hepsini yazabilirsiniz. Birden sonra 2, o zaman 2 kere 6. 2'den sonra 3, o zaman 3 kere 4. 3'ten sonra 4 ve geriye dönecek. 4 kere 3, 6 kere 2, 12 kere 1 şeklinde. Bu sebeple hepsini yazmanıza gerek yok. Farklı olanlarını sadece birer kere yazsanız yeterli. 12'nin çarpanları 1, 2, 3, 4. 6 ve 12'dir arkadaşlar. Bu da aynı zamanda 12'nin bölenlerinin 1 2 3 4 6 ve 12 olduğu anlamına gelir. Demek ki 12 bu sayıları bölerek diğerine mesela 12'yi 1'e bölerek 12'ye, 6'ya bölerek 2'ye, 3'e bölerek 4'e ulaşabileceğiniz gibi bu sayıları çarparak da 12'ye ulaşabilirsiniz anlamına gelir. Evet. O zaman bir tanımla karşı karşıyayım şimdi. Bir ve kendisinden başka çarpanı ya da böleni olmayan sayıya ne denir? Aslında bunu biliyoruz ne demek olduğunu. Çünkü asal sayıyı az ya da çok hepimiz duymuşuzdur. Bu sayılara asal sayılar denir. Yani öyle olacak ki kendisinden başka böleni Olmayacak birden ve kendisinden başka böyle ne olmayacak? Mesela bakalım kimler asal sayı olabilir? Şimdi arkadaşlar sıfır asal sayı değil bir asal sayı değil ve negatif sayılar asla asal sayı olamazlar. En küçük asal sayım 2'dir. 2 İki benim hem en küçük hem de çift olarak hani e, çift olan tek asal sayımdır. 2'den başka asal sayı çift olarak yoktur. Sebebini soracak olursanız. Mesela 4'e bakacak olursam 4 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 4'e bölünür. Sadece 1'e ve 4'e bölünseydi asal olacaktı ama 2'ye de bölünüyor. Mesela 6'ya bakacak olursam 1'e, 2'ye, 3'e ve 6'ya bölünür. 1'e ve 6'ya olsaydı asal ama 2'ye ve 3'e bölünür. Demek ki 2'den sonraki bütün çiftler en azından 2'ye bölünebildikleri için artık asallık e, tanımını veren bu ifadeyi ortadan kaldırıyor ve otomatik olarak asallığı düşüyor. Demek ki asal olmuyorlar. Sonraki asalım 3, sonraki Asalım beş, sonraki asalım 5 sonraki asalım 7 sonrakisi 9 değil tabii ki neden çünkü 3'e bölünüyor arkadaşlar 1 ve 9 dışında o zaman 10 ya olamayacak çünkü 2'ye ve 5'e bölünecek 11 13 şeklinde asallarım sonsuza kadar devam ediyor. Peki bunu söyledikten sonra asal sayılar negatif olamazlar. 0 1 asal sayı değildir. 2'den başka çift asal sayı yoktur dedik. Peki bir sayının asal çarpanlarını nasıl buluruz? Arkadaşlar asal ağacı diye bir şey yapacağız şimdi. Çarpan ağacı asal ağacı diye. Mesela 36'nın bütün çarpanlarını yazacak olsam ben buraya 36 eşittir. 1 kere 36 diyebilirim. 2 kere 18 diyebilirim. Başka 3 kere 12 diyebilirim. Başka 4 kere 9 diyelim. Başka 6 kere 6 dersem buradan sonra geriye dönecek. O zaman 1 asal değil, 36 asal değil, 2 asal. 18 değil, 3 asal. 12 değil, 4 değil, 9 değil, 6 asal değil. Şimdi 36'nın bütün çarpanlarına bakarsam 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane çarpanı var. Ve bunların hepsi onun aynı zamanda bölenleri. Fakat 36'nın sadece 2 tane asalı var. Peki bunu bu şekilde değil hani çok büyük bir sayı olsaydı sonsuza kadar bütün hepsini yazacak mıydım? Hayır. Ne yapacaktım? Küçük bir ağaç yapacaktım burada. Diyecektim ki benim en küçük asal sayım 2. Bakacaktım. 36 2'ye bölünüyor mu? Evet. O zaman 2'ye bölmekle başlayacaktım. 18 hala 2'ye bölünüyor mu? Evet. 9. Hala bölünüyor mu? Hayır. Çünkü bu tek bir sayı. Tek sayılar 2'ye bölünmez biliyorsunuz kalansız bölünmez daha doğrusu. Peki devamında diyorum ki 2'den sonraki asalım kim? 3. Hadi o zaman 3'e bölelim. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1 ve bitirdim. Bakın burada 2'den ve 3'ten başka asal sayı görmediniz. Bu da bu sayının asal çarpanlarının sadece 2 ve 3 olduğu anlamına gelir. Çünkü ben 36'yı artık 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi diye de yazabilirim arkadaşlar. Evet. Bu da onun asal sayıları cinsinden yazım oldu. Bu yazım benim için önemli çünkü Ebo Bekok'ta çok işime yarayacak aklımda dursun. 46'nın asallarına bakalım. Mesela yine aynı şekilde ben 46'ya bir kere 46 diyebilirim. Başka iki kere 23 diyebilirim. 23 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor. Başka bakıyorum 4'e 5'e bölünmediği için bu sayı bir asal sayı. O zaman bu sayı bir asal olamaz. Bu da olamaz ama bu ve bu asal 2 tane olacak. Peki nasıl anlayacağım? Hemen yine ağaç yapacağım. 46'yı 2'ye böldüm 23. 23'ün kendisi asal olduğu için 23'e böldüm ve 1 diyerek bitirdim. 2 ve 23 diye hem bunun 2 tane hem de bunun 2 tane asal sayı çarpanı oldu diyorum. Ama bütün çarpanlarına bakacaksanız 4 tane demiştik. Evet umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Asal sayılar ve asal sayı bulunması için yapılan bu ağaçlar. Her iki yöntemle de göstermeye çalıştım. Map müfredatında da bu şekilde mümkün. Siz de kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Size verilen bütün sayıların asal çarpanları. Peki bundan sonra 90 sayısının asal çarpanlarının toplamını isteyen soruyu nasıl çözerim? Yapmam gereken yine aynı şekilde bu soru için de birinci yol ikinci yol göstereyim. 90 demek arkadaşlar. 1 kere 90 olabilir. 2 kere 45 olabilir. 3 kere 30 olabilir. 4'e bölünmüyor. Çünkü 9 4'e böldüm. 2 kalan 10 bölünmeyecek. Ama 5'e bölünür. Birler basamağı 0 olan bütün sayılar 5'e bölünür. 9'da 5 1 kere var. Kaldı burada 4. 40'da 5 8 kere var. Sonra başka 6'ya bölünür. Evet 9'da 6 1 kere var. 30'da 5 kere var. Başka 7 8 olmayacak. Sonra 9'a bölünecek. 9 kere 10. 11, 12 derken arkadaşlar geriye dönecek. Demek ki bu kadar tane şu anda e, böleni var. Çarpanı ya da böleni var. Bunların hepsi çarpanları. Çarpanları ya da aynı şekilde demiştik ya bölenleri. İkisi aynı şey. Peki bunlardan kaç tanesi asal? 2, 3 ve 5 asal. Başka bakıyorum yok. Peki ağaç yapalım. İkinci yoldan görmeye çalışalım. Gerçekten doğru mu çıkacak mı? 90'ı böldüm. 2'ye bölüyorum. 45. Artık 2'ye bölünmüyor. Bir sonraki asalım. 3'tü. 15. Hala 3'e bölünüyor. Devam ediyorum. 5. 5'e bölünüyor. Devam ediyorum. 1 ve bitti. O zaman 90 demek aslında 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 demekmiş. Kontrol ediyorum. 3'ün karesi 9. 2 kere 5. 10. 90. Evet. O zaman bu sayının 2, 3 ve 5 diye toplamda hemen kalemimi değiştirmek istiyorum bu kalem. Evet. Az yazıyor. 3 tane asalı var. Peki soru bize asallarının toplamını istediği için 2 artı 3 artı 5 eşittir. 10 diyerek sorunun çözümü tamamlamış oldum. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Her iki yoldan da anlatmaya çalıştım. İsterseniz tek tek e, bu şekilde çarpanlarını yazın ve bütün hem çarpanlarını hem bölenlerini görün. İsterseniz de bu şekilde asal ağacı yaparak bütün çarpanlarını görebiliyorsunuz. Asal çarpanlarını. Soru bana eğer bütün hani e, şeylerini sorsaydı tam bölen sayısını sorsaydı ya da ee, bölen sayısını ya da bütün çarpanlarını sorsaydı bu şekilde çözerdim. Asal dediği zaman şu ifade sizin için yeterli. Kolay bir şekilde sayıyı parçalayıp yazabiliyorsunuz. Aslında ben genellikle ne bu yöntemi ne bu yöntemi kullanmıyorum. Benim kullandığım yöntem doğrudan sayıyı asallarına ayırmak. Yani mesela ben bir sayı mı gördüm diyelim. 180 gibi bir sayı gördüm. Ben bu sayının asallarını bulacaksam direkt sayıyı parçalamakla başlıyorum. 18 çarpı 10'dur. Başka ne olabilir? 18 demek 9 kere 2 kere de, 9 kere 2 demek. O zaman 2 çarpı 3'ün karesi yazıyorum. Ona da 2 çarpı 5 yazıyorum. Sonra düzenliyorum bu ifadeyi. 2'nin karesi 3'ün karesi ve 5 diye bitiriyorum. Ben şu an asalları doğrudan görüyorum. 2, 3, 5 diye. Yani ne bununla ne bununla uğraşmıyorum ben. Ama dediğim gibi birazcık hani e, el alışkanlığı teknik bilgi kullanabilmek. Artık sizin için hangisi kolaysa o yöntemi tercih ederek soruları çözebilirsiniz. Peki, bu soruya baktığım zaman iki ya da daha fazla sayının ortak bölenlerinin en büyüğü en büyük ortak böleni EBOB'dur arkadaşlar. Ne demek istiyor? Benim iki tane sayım var. A ve B. Öyle bir sayı var ki arkadaşlar X diye bu iki sayıyı da bölebiliyor. Yani A hem X'e bölünebiliyor hem de B X'e bölünebiliyor. Şimdi A ve B diyelim ki ortak bir sürü sayıya bölünüyor ama bunların içerisinde en büyük olanı X ise ben X'e sadece EBOB diyorum. Mesela burada bir örneğim var anlatalım. Şimdi 54 için 54'ün bölünebildiği sayılar var değil mi? Mesela yazalım mı? 54 bir kere 54 demek. Başka 2 kere 27 demek. Başka 3 kere sanırım 18 demek. 10, 20, 30, 36, 24. Evet. 4'e bölünmüyor arkadaşlar. 5'e bölünmüyor. 6'ya bölünüyor. 9 kere 6, 54 demek. Sonra bu tabi devam edebilir. Bir süre sonra geriye dönecek 9'dan itibaren. 81'e yazdığımda mesela bakın 1 kere 81 yazacağım. İşte 2'ye bölünmeyecek. 3 kere 27 yazacağım. 4'e bölünmeyecek ve 9 kere 9 yazacağım. Şimdi bakın bu iki sayı birlikte 1'e bölünüyor. Çünkü ortak bir bölenleri var. Başka? 27 bölenleri var. Başka 3 bölenleri var. Evet. Başka 9 bölenleri var. Evet. Ama bunların içerisinde en büyüğü kim arkadaşlar? Mesela ortakları yazacak olsam. Diyeceğim ki ortaklar 1, 3, 9 ve 27. Ama EBOB sadece bu olacak arkadaşlar. Tabi siz bütün bu sorular için kalkıp bunların her birinin tek tek bütün bölenlerini yazıp böyle ortaklarını mı bulmaya çalışacaksınız? Hayır tabii ki hayır öyle değil her yolda olduğu gibi bu yolda da ben size hep kısasını her iki yolu da göstermek istiyorum şimdi o zaman ikinci yolu yazalım yine İkinci yolda diyeceğim ki 54 ve 81 için ortak bir asal ağacı yapalım bakalım her ikisi içinde şu an ikiye bölünebilen sayı var mı burada var. Bu bölünmüyorsa bile bunu bölmek zorundasınız. İkiye bölmekle başlıyorsunuz. 27 dedik 81'i bırakacağım olduğu gibi mecburen çünkü bölünmedi ama bölüneni yazmam lazım devamında diyorum ki başka 2'ye bölünen sayı var mı hayır yok bir sonraki asalım 3'e bölünen var mı var 9'a böl, böl bölersem 9 bölersem 27 şöyle ortak olana bir nokta koysanız iyi olur hala 3'e bölünen sayı var 3'e böldüm 3 3'e böldüm 9 dedim ortak yine Hala 3'e bölünen sayı var. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3 yine ortak. Ve 3'e bölünen var. 1 bu bölünmediği için burada bitti son sayıyı alamadım. Burada ortak olarak koyduklarınız arkadaşlar demek ki bunların hani ortak bölenleri diyorum ya. Bunlar demek ki her ikisinin içerisinde de ortak olan sayılardır. O zaman diyorum ki EBOB 54 ve 81 eşittir 1, 2, 3, 3'ün küpü yani 27. Bakın arkadaşlar bu yöntemle de bu yöntemle de aynı sonucu buldum. Bana tabii ki de bu daha kısa geliyor. Hatta bunu da az önce size gösterdiğim yöntem vardı ya 180'i parçalarken. Doğrudan ayırıp Ortak olanlarını direkt yuvarlak içine alıyorum. O da yine bana aynı şekilde daha kolay geliyor. Ama matematikte biraz herkese hani en iyi yol bildiğin yoldur, en kolay yol bildiğin yoldur derler. Sizin için de hangi yöntem kolaysa onu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Umarım açıklayıcı olmuştur ama anlamadığınız noktalar olursa lütfen yorumlara bırakın. bize tekrar izah etmeye çalışalım. İki ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğü en küçük ortak kat olarak adlandırılır ve bunun gösterimi de ekoktur. Peki bu kimdir? Az önce demiştik ki A ve B gibi iki sayım var. Hem A var hem B var. Onları bölen sayı EBOB'du. Onların katı olan onlara bölünen sayı da arkadaşlar ekoktur. Yani ben burada da katar katar gidip hemen bulmaya çalışıyorum. O bir sürü sonsuza kadar katı olabilir iki sayının. Onların içerisindeki en küçüğü bulmaya çalışıyorum aslında. Mesela nasıl? Hemen buradaki örnekte bakayım. 15 ve 75 sayılarının ekoku demiş. Şimdi bu ne anlama gelir? Ben 15 er sayarsam 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 120 bu böyle sonsuza kadar gidecek. 75 150 225 300 diye bu da böyle sonsuza kadar gidecek. Şimdi bu sayılara baktığımda bu sayılar ilk önce nerede karşılaştılar? 15'in 5. katı ve 75'in 1. katı olan 75'te. Sonra nerede karşılaşacaklar arkadaşlar? 150'de karşılaşacaklar. Ondan sonra nerede karşılaşacaklar? 225'te karşılaşacaklar. Sonra 300'de vesaire. Bu böyle sonsuza kadar gidecek. Ama ben bunların içerisinde en küçüğünü istiyorum. Bu sebeple benim bu iki sayı için yazacağım ekok 75'tir. Zaten sayılar birbirinin katıysa, bakın bu önemli. Sayılar birbirinin katı ise ekok sayıların büyüğü olacak. Ebob da sayıların küçüğü olacak. Bu çok önemliydi. Bunu unutmayın. Hani minimum maksimum olayı var. En iyi ihtimalle en küçük en, ma, ekoku en küçük sayıların büyüğü, ebobu en büyük sayıların küçüğü olacak şekilde bir kural var. Bunu unutmayın. Kolay bir şekilde katı olan sayılarda rahat tahmin edersiniz. Katı değilse de Az önce gösterdiğim yöntem 15-75 hop. Çil, çiz şimdi asal ağacını. Çift sayı yok o yüzden 2'ye bölünen sayı yok. 3 ile başlayalım. 5 ve 25 ortak olana nokta. Ekok buna gerek yok ama Ebobu da sorarsa diye koyuyorum. Başka 5'e böldüğüm 1 ve 5 ortak al. Başka 5'e böldüğüm 1 bitti. Şimdi bunların Ebobu'nu az, orken, az önce yazarken ne demiştik? Ortak olanlarını yazacağız demiştik. 15 ve 75'in EBOB'u için yanlarına nokta koyduklarım 3 ve 5 yani 15. Bakın sayılar birbirinin katıysa EBOB sayıların küçüğüdür demiştim. Sayıların küçüğü EBOB çıktı bu birinci yol. EKOK'a bakıyorum şimdi. EKOK 15 ve 75. Yani katar katar gidersem 15'er ve 75'er gidersem kaçta karşılaşırım sorusunun yanıtı da bakıyorum hepsini EKOK'a alıyorsunuz arkadaşlar. 3 çarpı 5'in karesi 5'in karesi 25 çarpı 3'ten bakın burada da sayılar birbirinin katıysa sayıların büyüğü ekoktur e, hani bilgisinin ispatını vermiş olduk. Çok iyi bir konu anlatım videosu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten soru çözümüyle beraber arkadaşlar gerçekten faydalanırsınız. Yani bu videoyu iyi bir şekilde dinlerseniz tekrar dediğim gibi anlamadığınız noktaları izah etmek için yorum kısımları sizi bekliyor. Evet şimdi diğer sorumla devam ediyorum. Birden başka ortak böleni olmayan iki doğal sayı Evet bunlar aralarında asal sayılardır. Nasıl yani hocam? Diyelim ki iki tane sayınız var arkadaşlar. Mesela ne olsun? 8 ve 9. Ama hocam 8 ve 9 asal değil. Zaten onların asal olma ya da olmama mecburiyeti yok. Sayılar asal olsun olmasın. Bu iki sayının bölenlerine baktığımızda sadece bir sayısını hani bir tane değil yani bir sayısını Ortak olarak görebiliyorsak bu sayılar aralarında asal sayılardır. Mesela 8'in bölenleri 1, 2, 4 ve 8. 9'un bölenleri 1, 3 ve 9. Bu iki sayının birden başka ortak böleni var mı? Yok. O zaman bu iki sayı aralarında asaldır gibi. Hemen örneğe bakalım. 14 ile 25. 14'ün bölenleri 1, 2, 7, 14. Çünkü 1 kere 14, 2 kere 7, 14 yapar. 1, 5 ve 25. Bakın bakalım ortağa. Birden başka ortak böleni var mı? Evet yok. O zaman bu sayılar aralarında asaldır. Peki 8 ve 36. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 8'e bölünür. 1'e, 2'ye, 3'e. Çünkü 1 kere 36, 2 kere 18, 3 kere 4. Sonra 6 kere 6. E, şey 9, 3 kere pardon 12, 4 kere de 9. 12, 18 ve 36 olarak yazdığımda bu sayıların bir ortak böleni de var. 2 de var. 4 de var. O zaman bu sayılar aralarında asal değil. Değil. Evet arkadaşlar. Çünkü birden başka ortak bölenleri geldi. 2 geldi, 4 geldi. Bu iki sayının ebobu 4 mesela. Buraya bakalım. 1 kere 15, 3 kere 5. 15 yapacağı için. 1 kere 32, 2 kere 16, 4 kere 8 şeklinde gelirse arkadaşlar bunların da 1 ve başka bakıyorum olmadığını gördüğüm için bu iki sayı da aralarında asaldır. Peki şurada bir not vermiş. Şimdi tekrar buraya döneyim. Aralarında asal olan sayıların EBOB'u 1'dir diye bir bilgi veriyorum. İspatına hemen bakıyorum. Sayılar aralarında asal çıktı. Neydi EBOB? Onları bölen en büyük sayı ortak olarak. Ortak bölenlerin en büyüğü 1. O zaman bu sayıların EBOB'u 1. Bunlar da aralarında asal. Ortak bölenlerin içerisindeki en büyük bir. Çünkü sadece bir var zaten ortak bölen. As aralarında asal olmanın kuralı o zaten. Fakat buraya baktığımda bu iki sayının EBOB'u şu anda ne görünüyor arkadaşlar? 4. O zaman bu iki sayı aralarında asal değil. Bunu da ispatlamış olduk kolay bir şekilde. Evet, umarım açıklayıcı olmuştur. Derken şimdi aralarında asal sayıların ekoklarını nasıl bulacağımız bilgisine bakacağız hemen. Burada da diyor ki aralarında asal olan sayıların ekokları bu sayıların çarpımına eşittir diye bir bilgi vereceğiz. Şimdi bu bilgiyi verirken de hemen diyeceğiz ki hadi ispatlayalım. Mesela 8 ve 9'u az önce verip eboblarına 1 demiştik. Bunları aralarında asal demiştik. Ve bu sebeple de eboblarına 1 demiştik. Şimdi bakalım ekoklarına 8, 16, 24, 32 diye giderken 72 gibi bir rakam telaffuz edeceğim. 9, 18, 27 diye giderken yine aynı şekilde 72'yi telaffuz edeceğim. Ve iki sayının katlarına baktığımda 72 de ancak kavuşabileceğim. Çünkü 8'i 9'da 9'u da 8 de ancak çarptığımda aynı sayıyı bulabiliyorum. O zaman bunlar aralarında asal oldukları için evet ekokları bu sayıların çarpımıdır ve 72'dir diyerek bilgimi ispatlamış oluyorum. Hadi o halde aralarında asal olan iki sayının ekoku 84 ise biz sayıları bulalım. Şimdi bu sayılardan biri 7 diğeri de x olsun ve bunların ekoklarının da soru bana 84 olduğunu söylüyor. Aralarında asal bilgisini verdiği için diyorum ki madem öyleyse 7 ile bu sayının çarpımı ekok olan 84'e eşit olacak. O zaman eşitliğin her iki tarafını 7 ile sadeleştirdiğimde x'i ben buradan 8'de 7 bir kere var 14'te 2 kere var diyerek 12 olarak bulacağım bu sayı. Peki ispata bakmak ister miyim? Evet. 7 tek bir sayı ve asal bir sayı. 12 çift 2'ye 3'e 4'e, 6'ya ve 12'ye bölünebiliyor. İkisinin aralarında asal olduğunu sadece bir ortak böleniyle ispatlamış oldum. Ebobları 1, ekokları çarpımları diyerek 84 dedik ve diğer sayıyı da kolay bir şekilde bulduk. Ebob ekok bilgisi bu kadar derken tabi bu konuların sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda da problemleri çok önemli. Bu tarz soruların problemlerini doğru bir şekilde çözebilmek istiyorsanız eğer size vereceğim yani daha doğrusu vermek istediğim en önemli bilgi şu. Şimdi genelde morsa hep elim mora gidiyor yeşilse yeşili algıda seçicilik diyorum buna devamlı yönlendiriyor peki e, hüsnü kalemlerini 3'er 3'er ve 5'er 5'er saydığında şimdi önce problem soruları için püf nokta verelim eğer ki siz büyük büyük parçaları Küçük küçük parçalar ayırmak istiyorsanız mesela dikdörtgen şeklinde bir zemininiz varsa ve siz bunu küçük kare fayanslarla döşemek istiyorsanız arkadaşlar o zaman size hem uzun kenarı hem kısa kenarı aynı anda bölecek. Ne uzun kenardan ne kısa kenardan boşluk bırakmayacak ya da kare fayansları parçalamayacak şekilde uzunluklara sahip olacak bir uzunlukta fayans lazım. Bu da size EBOB bilgisi ihtiyacı doğurur. Ama siz küçük küçük parçalardan büyük büyük bir zemin döşeyeceksiniz. Yani elinizde küçük kare parçalar var ve siz buradan bir tane diyelim ki ee, kare prizma ya da işte piramit yapacaksınız ya da küp yapacaksınız vesaire. En fazla ne kadar büyüklükteki bir hacmi doldurabilirsiniz şeklinde bir soru geliyorsa o zaman bu tarz sorularda da dikkat etmeniz gereken şey ekok sorusudur yani kat lazımdır size bunlara dikkat edin arkadaşlar bu tarz soruları çözerseniz mesela diyelim marketten 12 litrelik 18 litrelik zeytinyağı aldık bunları işte artmayacak şekilde küçük şişelere dolduracağız burada bana ebop lazım mesela ama diyelim ki iki koşucu var bunlar bir pistin etrafında turlayacaklar ne zaman birbirleriyle karşılaşırlar şeklinde biri 10 saniyede biri 12 saniyede bitiriyorsa 10'un ve 12'nin katı olan bir sayıda karşılaşacakları için bana ekok lazım gibi düşünerek yorumlayacaksınız. Yani soruyu doğru anlarsanız kesinlikle bu soruları kaçırmazsanız ve bence iki soru banko yani. Peki o zaman bakalım ben Hüsnü'nün kalemlerinin sayısına K dersem. Hüsnü'nün kalemlerinin sayısına K dedim. Üçer ve beşer sayıyor. Üçer üçer x kere saysın. Beşer beşer y kere saysın. Her defasında ikişer tane kalemi artıyor. Yani 3'ün tam katı olacakken 2 bunu bozuyor. 5'in tam katı olacakken 2 bunu bozuyor. Demek ki bu ikiler olmasaydı sevgili Hüsnü'nün kalemlerinin sayısı 3'ün ve 5'in tam katı olan yani 3'ün ve 5'in ekoku olan bir sayı kadar olacaktı. O zaman bu ikilerden kurtulmam lazım diyorum. İlk önce diyorum ki denklemin bu haliyle birbirine eşit. Çünkü kalem sayım değişmiyor. 3'e de bölsem 5'e de bölsem. Belki böldüğüm parça sayım değişiyor ama kalem sayım hep aynı. Sabit üzerinden denklem kurmaya çalışıyorum. Sabitim burada kalem sayısı. O zaman diyorum bu artı ikiler olmasaydı. Yani benim kalem sayım şu ankinden 2 eksik olsaydı ben hem üçerli hem de beşerli tam sayı kadar gruplayabilecektim diyorum. O zaman ne yapayım? Ben 3'ün ve 5'in katı olan bir sayı bulayım. Ekok 3 ve 5. Bunlar görüyorsunuz aralarında asal arkadaşlar. O zaman ekokları çarpımları olacak. Yani 15. Mesela bakın 15 de olabilir. En az dediği için 15 olabilir. Ama diyebilirdi ki mesela 3 basamaklı en az. O zaman 15'in 3 basamaklı katına gitmem gerekiyordu. 105. Ya da 5 basamaklı ya da ne bileyim 3 basamaklı en fazla. 900 küsürlere gitmem gerekiyordu. Bu tarz sorularda da dikkat edin. Çünkü bu katar katar olduğu için hani sonsuza kadar gideceği için. Bize de en az lazım olduğumuz için bulduğumuz en küçük sayı oluyoruz. 15. Peki... Ama 15 kalemi olsa 3'e de tam bölünür 5 grubu olur. 5'e de tam bölünür 3 grubu olur. Demek ki 15 kalemi yok bu arkadaşın. Çünkü her defa 2 kalem arttırıyordu. O zaman bizim sevgili Hüsnücüğümüzün 15 artı 2'den toplamda 17 tane kalemi var. Ve 3'e böldüğünde 5 grup olup 2 kalem arttırıyor. 5'e böldüğünde 3 grup olup 2 kalem arttırıyor diyerek sorumuzun çözümünü rahat bir şekilde ekok mantığından çözdük yaptık diyorum. Evet çok basit ve keyifli olduğunu düşünüyorum bu konunun. Dediğim gibi soru bankolarsınız. Hani kesinlikle garanti sorunuz olur. Ebo ve doğru bir şekilde öğrenirsiniz. Çünkü her yıl muhakkak soru getiren konu başlıklarından bir tanesidir. Bu da hatırınızda olsun. Ve şu an görmekte olduğunuz kağıdın boyutları 21'e 30'dur demiş. Şimdi dikdörtgen şeklindeki bu kağıdımızı 30 21 diyelim kare şeklindeki el işi kağıtlarıyla kaplamak istiyorum. Yani az önce ne oldu? Küçük hani ne yaptık biz? Küçük küçük parçalardan büyük bir parça bulduk. Bu defa büyük parçaları küçük parçalara ayıracağız. Ee, burada da bize EBOB lazım. En az sayıda el işi kağıdıyla kaplayabilmek için demek ki hem 21'i hem de 30'u aynı anda bölen bir sayı lazım bana. Ve en az sayıda dediği için bunların ikisinin en büyük olması lazım ki parça sayım en az olsun. Bakın mesela diyebilirsiniz hocam 21 ile 31'e bölünüyor. İkisi de 3'e bölünüyor. İşte neden biz hani biri e, 1'i almıyoruz da 3'ü alıyoruz gibi düşünebilirsiniz? İstediğimiz şey en az sayıda gelmesi. Bu sebeple özellikle EBOB diye yazmamızın amacı bu zaten. En az sayıda eşit kağıdıyla kaplayabilmek için 21 ve 30'un asal ağacı yaparak EBOB'unu bulmaya çalışalım. 2 21 ve 15 dedim almıyorum ortak bölmedi 3'e bölüyorum 7 ve 5 dedim alıyorum ortak 5'e böldüm 1 7 olduğu gibi yazıyorum Çünkü bölünmedi 7'ye böldüm 1 bitirdim EBOB'um sadece 3 EBOB 21 ve 30 eşittir 3 diyorum Demek ki arkadaşlar hani bura kısmı ne yapmam lazım 21 üçerlik bölmem gerekiyor yani bu kullanacağım küçük edişi kağıtlarının bir kenar uzunluğu 3 santimetre olacak Buraya mesela arkadaşlar 3 3 3 diye 10 tane. Buraya 3 3 3 diye 7 tane. Komple 10 kere 7'den 70 tane kağıtla bu zemini kaplayabilirim anlamına geliyor. Eğer sorunun devamında toplam kaç tane hani el işi kağıdı sorsaydı şeklinde olurdu. Sadece bize kenar uzunluğu kaç santimetre olan işi kağıtları kullanılmalıdır dediği için kenar uzunluğu ebob uzunluğuna eşit olan yani 3 santimetreye eşit olan uzunlukta küçük işi kağıtları kullanarak zeminimizi tamamen kaplayabiliyoruz diyoruz evet bence çok faydalı bir video oldu arkadaşlar çok sakin ve rahat bir şekilde geçti umarım açıklayıcı olmuştur sizde lütfen e, anlamadığınız konu konu başlıklarını yorumlara eklemeyi unutmayın ve videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olun aynı zamanda bizleri arkadaşlarınıza tavsiye unutmayın hep birlikte büyüyelim görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın